Merhaba arkadaşlar ben Sonucunuz Orje Matematik yayınlarının Tarihte soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fonksiyonlarda 5. testte kalmıştık. 5. testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi bu testimizde fonksiyonlarda işlemlerden bahsedeceğiz. ÖSYM fonksiyonlarda işlemlerden sıklıkla soru soruyor bilginiz olsun. Şimdi fonksiyonu fx'i bu şekilde gx'i bu şekilde vermiş. Buna göre f artı g bakın şimdi bu şu demek aslında f artı gx dediğiniz zaman siz bunu ne yapabilirsiniz? fx artı gx diye yazabilirsiniz. Peki buradaki eksi olsaydı siz onu şuraya eksi yazacaktınız. Burası çarpı olsaydı siz buraya çarpı yazacaktınız. İşte burası mesela f bölü g şeklinde olsaydı yine aynı şekilde siz bunu fx bölü gx şeklinde ne yapabilecektiniz? Yazabilecektiniz. Bir de şöyle genelde sayı oluyor içinde. Mesela iki tane f x dediği zaman aslında bu iki çarpı fx demektir. Bu bizim fonksiyonlarda işlemlerimizin temel kuralı arkadaşlar. Bir de fonksiyonlarda işlem yapabilmek için mesela bunu buraya yapıştıralım tamam mı? Fonksiyonlarda işlem yapabilmek için tanım kümelerinin aynı olması gerekir. Ya da aynı elemanları benim onlara yazmam gerekir. Yani e, şimdi şöyle söyleyeyim Mesela A kümesi 3'ten 5'e kadar olsun. B kümesi de eksi 2'den 4'e kadar olsun. İşte A, C ye, A C'ye git, A reel sayılara gitsin. B de reel sayılara gitsin. Biz eğer ki A şey yaparsak biz eğer ki F mesela şöyle tanımlayalım. F fonksiyonu burada olsun. G fonksiyonu da burada olsun. Mesela f artı g x dediğiniz zaman sizin bu işlemi yapabilme aralığınız bu ikisinin ortak olduğu bölgededir. Yani ikisinin ortak olduğu bölge ne oluyor? 3 ile 4 kapalı aralığım oluyor. Aynen öyle. Yani siz ne yapamıyorsunuz? İstediğiniz gibi yazamıyorsunuz. İkisinde de ortak varsa siz yazabilirsiniz. Mantıklı olan da o zaten. Şimdi soruların içerisinde bunu anlayacağız. Teker teker ilerleyelim. Şimdi bana ne soruyor aslında? İlk başta f1 artı g1'i soruyor. Bir sonraki de ne? 3 tane F4 bölü G4. Bu resmen bir boşluk doldurma gibi bir şey bu aslında. F1'i buluyorsun. kaç yaptı? 7 yaptı. İşte G1 ne yaptı? 1 verdin ne yaptı? 0 yaptı. Eksi 3 tane. F4 dedin kaç oldu? 12, 16 oldu. G4 dedin 4 verdin 16, 12 oldu. İşte bu işlemin sonucunu soruyor bize. Mesela bununla bu sadeleşir 4 bırakır. Bir de bunu sadeleştir 4 verir. O zaman 7 4'ten benim cevabım ne gelir arkadaşlar ilk soru için? Adana gelir diyebiliriz. Bu da ilk sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım devam ediyoruz. Ha biraz önce söylediklerim şimdi geçerli işte. Ee, ne demiştim burada? İlk anlatırken ikisinin de değerleri aynı olmalı tarım kümesinde. Şimdi mesela F artı G demiş. O zaman bakın ikisinde de olan elemanlar kimlerse ben onlara göre işlem yapabilirim. Bakın ikisinde de olan elemanlar bunlar galiba. Yani ben o zaman fonksiyona yani F'e bir 2 bir de G'ye 2 yazdığım zaman o zaman 6 ve 3 değerlerini bulacağım. O zaman toplamları da kaç yapacak? 9 yapacak gibi doğrudur. Aynı şekilde 7 ve 4 toplamları 11 doğrudur. 8 ve 5 toplamları uğurlu sayım 13 doğrudur. O zaman birinci öncülümüz doğrudur. Klasik bir öğrenci taktiğiyle bir tane diyebildik. F çarpı G demiş. O zaman 2 verdiğimizde ne yapacağız? 6 ile 3'ü çarpacağız. 18'i bulacağız. İşte mesela 3 verdiğimde 7, 3 verdiğimde 4 oluyor. O zaman 7 çarpı 4, 28 olacak. Okey. Mesela 4 verdiğimizde kaç oldu? 8 oldu. 4 verdiğimizde 5 oldu. 8 kere 5 kaç yaptı? 40 yaptı. O zaman bu gitti. İkinci öncülümüz yanlışmış. 2 diyenleri eliyoruz. O zaman 3'e bakalım. F artı 2 demiş. Aslında bu şu demektir. Hani fx'in olduğu değerleri 2 ekliyorsun demektir. Yani normalde f1 kaçtır? 5'tir. Sen 2 ekleyeceksin 7 olacak. Mesela f2 kaç? 6. 2 ekleyeceksin 8 olacak. f3 7. 2 ekleyeceksin 9 olacak. f4 8. 2 ekleyeceksin 10 olacak. O zaman bizim 3. öncümüz doğrudur. Yani doğru ne gelir arkadaşlar? Denizi gelir diyebiliriz. Bu da 2. sorumuzun çözümüydü. Geldik 3'e f ve g fonksiyonlarını vermiş. f çarpı g eksi 2 bölü f artı g eksi 2 demiş. O zaman benim yapacağım iş f eksi 2 ile g eksi 2'yi çarpmak. Alt tarafta da ne yapmak? f 2 ile g 2'yi toplamak. Şimdi baktığınız zaman f eksi 2 nedir? Fonksiyonu eksi 2 yazdığınızda kaç geldi? 3 geldi. İlkinin cevabı 3'tür. Mesela g eksi 2 nedir? 1'dir. O zaman burası kaçtır? 1'dir. Bölü f 2. F2 nedir? 5'tir. O zaman burası 5. Artı G2 nedir? 4. O zaman buraya da 4 yazdım. Üst taraf 3 geldi. Alt tarafta 9 geldi. Bunun çözümü nedir o zaman cevabı? 1 bölü 3'tür diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun cevabıydı arkadaşlar. Geldik 4. sorumuza. Şimdi 4. sorumuza bir tane parabol var. Bu parabol bizim bir tanıdığımız bir parabol. Ne yapmış? 4 birim sağa ötelemiş. O zaman biz bunun için ne diyebiliriz? Y eşittir. X eksi 4'ün karesidir diyebiliriz. Yalnız başına bir tane A koyalım. Çünkü hani Parabolde de polinomda da biz buraya bir başına bir katsayı koyuyorduk. X'e 0 verdiğimiz zaman 3 geleceğine göre. X'e 0 verdiğin ne oldu orası? 16. O zaman 3 bölü da başına bir katsayı sayı koyalım ki o zaman bizim fonksiyonumuz f fonksiyonu olsun. Yani bu şu an gördüğünüz fx fonksiyonu. Peki gx fonksiyona geldiğinizde gx fonksiyonu nereden geçiyor? Orijinden geçiyor. O zaman orijinden geçiyorsa bu mx şeklindedir. Yani sabit terim yoktur. Doğru mu? Ve bunun eğimi burası 3 burası 8 ise eğimi kaçtır? 3 bölü 8'dir. O zaman bizim fonksiyonumuz bu şekildedir. Gördüğünüz gibi. Şimdi bize ne soruyor? G4 artı f 4 soruyor. Yani çok da uğraşmasak da olurdu aslında. ya <laughs> Buradan çözerdik bence. Değil mi? Şimdi 4 verdiğinizde f4 nedir? 0'dır. F4 0'dır. G4'e gelince de aslında tam şurası orta nokta mantığıyla işte burası 3 ise burası kaç yapacaktır? 1.5 yapacaktır. O zaman görüntüsü kaç? 1.5. O zaman G4'te ne yaptı? 3 bölü 2 yaptı. O zaman 3 bölü 2 ile 0'ı toplarsanız kaç yapar? 3 bölü 2 yapar. O zaman bizim doğru cevabımız ne gelir? 4. soru için. C gelir? Diyebiliriz. Geldik 5'e. Bakın 5 aslında sizin deneme yanılmayla yapacağınız bir soru. Bunu normal yapabilirsiniz ama bunlar bizim için... Mesela ben bunu kendi kampımda anlatmıştım. Bunlar özel fonksiyonlardı. İşte çarptığın zaman çarptığın... Mesela çarptığın zaman çarptığın fonksiyon bizim için nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Kuvvet fonksiyonudur. X üzeri A'dır. Bakın deneyelim mi? F, Y ne oluyor o zaman? Bakın normalde benim onun içine yazdığım değerin A kuvvetini alıyorum. O zaman Y yazarsam Y üzeri A yapar. Peki X çarpı Y yazarsam ne yapar? X çarpı Y üzeri A yapar. Gerçekten bu ikisini çarptığınız zaman bununla bunun çarpımı... Buna eşit oldu mu? O babalar gibi. Gördüğünüz gibi o zaman bizim fonksiyonumuz ne gelsin o zaman bu şartlarda? F x eşittir. X üzeri a gelsin. Peki 2 yazınca ne oluyormuş? F 2 eşittir. 2 üzeri a kaça eşitmiş? 3'e. Bu cepte dursun. Ne soruyor bana? 8'i soruyor. O zaman F 8 nedir? 8 üzeri a'dır. Şimdi 2 üzeri a'yı bilen vatandaş 8 a'yı geçmek için ne yapmalı? Kübünü almalı. Yani 2 üzeri a'nın kübü. O da 3'ün kübü yapacak. Buradan da cevabımız ne gelecek arkadaşlar? 27 gelecek diyebiliriz. O zaman 5. sorumuzun cevabı Cehen geldi. Geldik 6. sorumuza. Şimdi böyle bir ifade vermiş. f 9 sormuş. Biraz karmaşık gibi gözükebilir. Şöyle dikkatli bakalım. Ee, mesela F9'u üretmeye çalışalım. Şimdi elimizde bir fonksiyon yok bu tip sorularda. Ne yapmaya çalışın? f 9 üretmeye çalışın. Şimdi mesela şurada ben 9'u gördüm. Yani burada 9'u elde etmek için 12 yaparım ama biraz saçmalarım. Ama mesela şurada burayı 9 yapmak için X'e 3 verdiğimde kinder sürpriz buraya da 3 veriyorum. Buraya da 3 veriyorum. Buraya da 3 veriyorum. Çünkü cümledeki her yere 3 yazıyorum. Bakın burası kaç yaptı? 0 yaptı. O zaman bu gitti. O zaman ne oldu orası güzel kardeşim? Aa, aynı anda hem burayı F9 yaptın hem de burayı F9 yaptın. Allah'tan belanı mı istiyorsun? İkisini aynı anda yapabildin. Yani o zaman bizim neyi bulmamız lazım? Böyle fonksiyon verilmediyse... ...böyle güzel bir yere yazarak... ...içeriği 9 yapmamız lazım fonksiyon içine. O zaman şimdi biz burada 3'ün karesini aldık. 9 artı 3 fazlası artı 10. Ne yaptım? Ben bu sağ tarafı yazdım en son. O zaman buradan ne geldi? 12, 22, 2 tane F9. O zaman buradan F9 ne gelir arkadaşlar? 11 gelir diyebiliriz. Bu da 6. sorumuzun çözümüydü. Haydi bakalım. 7... F kare eşittir 4x üzeri 4 artı 6 fx. Bağıntısı veriliyor. Buna göre f2 ifadesini alabileceği değerler çarpımı nedir demiş. Şimdi şöyle tamam. O zaman biz x yerine 2 verelim. X yerine 2 verdiğimiz zaman ne oldu? F kare 2 eşittir 16 artı 6 f2 oldu. Şimdi f2 bir bilinmeyenmiş gibi düşünelim. Alabileceği değerler çarpımı. Yani f2'ye a dersem mesela ben burada. f 2 a dersem o zaman ne olur güzel kardeşim? A kare eşittir 16 artı... 6. Hepsini sol tarafa attığımda a kare eksi 6 a eksi 16 eşittir 0. a eksi 8 a artı 2 ne yapacaktır? 0 yapacaktır. Buradan a dediğiniz şey ya 8'dir ya da a dediğiniz şey eksi 2'dir. Zaten a'nın alıcı değerler çarpımı dediğine göre buradan eksi 16 cevabını yapıştırmak da doğru olurdu. Zaten 8 kere eksi de nedir zaten? Yine aynısıdır yani adanıdır diyebiliriz. Bu da 7 sorumuzun çözümüydü. Geldik 8'e. F gerçel sayılar tanımlı bir f fonksiyonu olmak üzere fx fonksiyonu bu şekilde tanımlanmış. f3x'in fx cinsinden değeri. Tamam o zaman biz x yerine 3x yazalım. Klasik bir soru. x yerine 3x yazdığımız zaman 2 üzeri 3x artı 1. Şimdi fx'i bir daha yazalım. fx neydi? 2 üzeri x artı 1. Şimdi ben bunu bunun gibi yazmaya çalışacağım. O zaman biz bunu nasıl yapalım? Bakın. Şimdi mesela kübün, şimdi kuvveti 3x artı 1. Bunun x artı 1. Yani x'in katsayısı 3 katına çıkmış. O zaman ben bunu gel kübünü alayım. O zaman f küp yapalım. O zaman f küp x ne yaptı? Şimdi ben ne yapıyorum? Benzetmeye çalışıyorum. f küp ne yaptı? 2 üzeri 3x artı 3 yaptı. Peki bende ne var? 2 üzeri 3x artı 1 var. Şimdi şurayı o zaman ben 4'e bölersem. iki tarafı da 4'e bölersem. O zaman burası ne yapacak? Aslında 2 üzeri 2 yapacak. Bu da yukarı eksi gidince o zaman istediğimiz cevap gelecek. 2 üzeri 3x artı 1 gelecek. O zaman 2 üzeri 3x artı 1 neymiş? F küp x bölü 4'müş diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Bu da 8. sorumuzun çözümüydü. Peki bakalım daha aşağı doğru gidiyor. Bak şimdi toplandığı zaman çarpılan. Bunları net bilmek lazım. İşte çarpıldığı zaman toplandığı zaman fx artı fy Ops şuralar ayrı yazalım. Ben bunları hep kampımda anlattım. İsterseniz kampıma ulaşabilirsiniz. Kendi sayfamda var. Bilginiz olsun. Böyle mesela topladığınız zaman çarpma modeli. Bir de çarptığınız zaman topladığınız var. Çarptığınız zaman çarptığınız var. Bir de topladığınız zaman topladığınız var. Dört tane özel fonksiyon var açıkçası. Bunları bilmek bence gerekir. Şimdi öSYM e sordu bunlardan. yakın tarihte iki tane. Şimdi toplayınca çarptığı ne var? Toplandığı zaman çarpılan ne var? Logaritma fonksiyonu. O zaman bu fonksiyon benim logaritma tabanında, yani a tabanında x gibi bir şey. Çarpıldığı zaman toplanan bu sefer benim fonksiyonum üstel fonksiyon, a üzeri x gibi bir şey. Çarpıldığı zaman çarpılan benim fonksiyonum kuvvet fonksiyonu. Toplandığı zaman toplanan da benim fonksiyonum orijinden geçen sabit fonksiyon. Orijinden geçen doğrusal fonksiyon. Tamam mı? Bunların aslında hepsinin yanında x var da çaktırma. Şunları şöyle kaldıralım. Aslında bunların hepsi fx. Tamam mı? Eksik ettim oraları ama affet beni. <laughs> tamam. Şimdi o zaman bu toplandığı zaman çarpılan. O zaman logaritma fonksiyonu nasıl yani? Bak logaritma a tabanında x de logaritma a tabanında y'yi topladığın zaman ne oluyor? Logaritma alt tabanında x çarpı y oluyor. Topladığı zaman çarpıyorsun. O zaman biz fonksiyonumuza ne diyelim? Logaritma alt tabanında x diyelim. fx'imiz bu olsun. Peki ne demiş? f2 4. O zaman f2 ne oluyor? Logaritma a tabanında 2 mi oluyor? Bu da kaça eşit? 4'e. O zaman şu hareketi yapalım. Meşhur hareketi. A üzeri 4 kaç geldi? 2 mi geldi? Sana ne soruyor? F8'i. Yani fonksiyona 8 yazarsak ne olacak şimdi? Logaritma A tabanında 8'i soruyor? He, peki sen şimdi burada a üzeri 4 2 ister bu bağıntıyı kullanırsın istersen de şey dersin. Hocam şuradan bu 8 aslında 2'nin kübüdür. Şu kübü şuradan öne aldım. 3 tane logaritma alt tabanında 2 geldi. Logaritma alt tabanında 2'nin de ben buradan karşılığını 4 diyebiliyordum. O zaman 3 kere 4 ne yapar? 12 yapar diyebilirsin bu şekilde logaritma fonksiyonuysa kolay da çözüp elde edebilirsin. Yok normalde ha deneyerek de olur mu? Olur açıkçası bu tip sorular. Ee, ama deneyerek de saçma sapan cevaplar da gelebilir ya da e, denemeden yapmak bence daha keyifli ve tehlikeli sorularda bizi kurtarır. Böyle sorularda değil ama bunun daha tehlikelisi karşımıza gelir. Geldik 10. soruya. A, B, geçen sayılar AB'den farklı olmak üzere bu fonksiyon buymuş. Peki olduğuna göre f-1 ifadesi neye eşittir demiş. Bunu eksi 1 yapmaya çalışalım. Nasıl onu eksi 1 yaparız? Mesela ax artı b bölü bx artı a'yı bence eksi 1'e eşitleyelim. Bakalım ne çıkacak karşımıza? ax artı b eşittir. Eksi bx eksi a. Ne yaptım? İçler dışarı yaptım. Şimdi mesela bunu bu tarafa, bunu da bu tarafa atalım. O zaman ne oldu? x parantezinde a artı b eşittir. Eksi parantezinde a artı b oldu. Bak burada bana detay vermiş. Demiş ki a b'den farklı olacak. Yani bunları sadeleştirirsen de bir şeye yaramaz. Yani sıfır olmadıkları için birbirini götürmezler. O zaman ne olacak arkadaşlar burası? Değil mi? Yanlış yapalım. Bunu buraya attım. Bunu da bu tarafa attım. Tamam. O zaman x buradan ne gelecek? Eksi 1 gelecek diyebiliriz. O zaman x'e eksi 1 yazarsanız ne oldu? F eksi a artı b bölü b eksi b artı a. Yani ne yaptı burası? Gördüğünüz gibi Zıttı şartlı geldi değil mi? Yani f eksi 1 oldu. O zaman x'e kaç vereceğiz? Eksi 1 mi vereceğiz? Burada da burada da burada da eksi 1 verirsek. Eksi 1'in yüzüncü kuvveti 1. Tek kuvveti eksi 1 artı 3. Bunlar birbirini götürse cevabımız ne olacak arkadaşlar? 3 olacak diyebiliriz. Yani 10. sorumuzun cevabı c'yammış. Geldik 11'in sorumuza m n'den farklı olmak üzere bu bir doğrusal fonksiyonmuş. O ne diyorsa onu yapacağım. Doğrusal fonksiyon ne? Benim ona verdiğimi m ile çarpar n ekler. O zaman ben adama bunu verdiğimde o adam onu ne yapacak? Şimdi içine bunu yazdın ya. Onu M ile çarpman lazım. Sonra da ne yapman lazım? N eklemen lazım. Peki bu ifade neye eşit? N tane MX artı N artı M eşit. Dağıtalım bakalım. MNX artı M kare artı N eşittir. NMX artı N kare artı M. Şimdi m'nin x'ler iki taraftan gitti. Şimdi şurayı düzenleyelim. Nasıl yapalım? Mesela n kareyi buraya, n'i de buraya atalım. O zaman ne oldu? m kare eksi n kare eşittir m eksi n oldu. O zaman m eksi n ne? m artı n'in çarpımı budur. M eksi nler birbirini götürür. Bak burada m'in n'e eşit olmadığını bana burada söylüyor aslında. Niye? Çünkü tam onları götüremezsin yoksa eğer eşit olurlarsa. Değil mi? O zaman sıfır olur orası. Öyle bir şey yapamazsın. O zaman M artı ne geldi güzel kardeşim? Bir geldi. Yani doğuracağımız ne oldu? Bursa oldu diyebiliriz. Bu da 11'in sorumuzun çözümüydü. Geldik 12'ye ve dersimizin de yani testimizin de son sorusuna. F fonksiyonu eksi 10 ile 10 arasında Reel sayıları tanımlı f işte 3 üzeri x bir üstel fonksiyonmuş. F fonksiyonu tanımlı tam sayıların fonksiyona tanımlı tam sayıların yani buradaki 21 tane değerin görüntü kümesindeki elemanların çarpımı nedir demiş. Yani 3 üzeri eksi 10 çarpı 3 üzeri eksi 9 çarpı 3 üzeri eksi 8 çarpı bıdı 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 3 üzeri 0 çarpı 3 üzeri 1 çarpı bıdı bıdı bıdı, 3 üzeri 10. Bunları çarptığınız zaman üstler ne yapılması lazım? Toplanması lazım. Üstleri topladığınız zaman ne yapar? Bakın şuradaki eksi 10 ile artı 10 birbirini götürür. İşte eksi 9 ile artı 9 birbirini götürür. 3 üzeri 0 yapar. Oradan da cevabımız ne gelir arkadaşlar? Bursa gelir diyebiliriz. Yani 12. sorumuzun çözümü. Yani cevabı Bursa'ydı. Ve böylece fonksiyonlarda 5. testinde çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.